Her şey çok güzel, bekle. 3, 2, 1. Merhaba değerli izleyenler. Bugünkü videomuzda C tipi vizeler nasıl uzatılır onun üzerine konuşacağız. C tipi vizeler turistik ya da ticari vizeler diyebiliriz. Genelde Schengen tipi vizelerde sol üstte yazmakta. Eğer vize tipiniz C ise lütfen vizenize dikkatli bakınız. Hangi Schengen ülkesinin vizesine sahip olursanız olun. Avrupa Schengen Birliği içerisinde C tipi vize de o ülkenin vizesine dönüştürülebilmektedir. Örneğin diyelim ki bir Yunanistan vizesi aldınız. Yunanistan'a yönelik bir turistik ya da ticari vize aldınız. C tipi olarak Yunanistan'a gittiniz. Daha sonra Almanya'ya geldiniz. Almanya'da işiniz var. Ya da Fransa'ya gittiniz ya da Norveç'e gittiniz. Fark etmez. Örneğimizde Almanya'yı anlatacağım. Almanya'ya geldiğinizi varsayalım. Vizenin geçerlilik süresi içerisinde, yani bir ay içerisinde 10 günlük kalmak diyorsa o 10 günlük süre içerisinde yabancılar dairesine de randevu olarak oraya gidiyorsunuz ve vize uzatım talebinde bulunabiliyorsunuz. Vize uzatım talebi için 3 tane ilk başta 3 evrak gerekmektedir. Bunlardan birisi W, G ve B dediğimiz Wohnungsgebühr 5 aylık dediğimiz kiracı donör belgesi. Diğer bir evrak 3 aylık sigorta. Diğer bir evrak da sağlık sebebinden dolayı mazeret ya da ticari mazeretler olabilir. Mesela bu firmayla yaptığımız ortaklık görüşmeleri devam etmektedir diye bir yazı ve bir kartvizit ya da hastaneden bir sağlık karnesi. Bir de kiracının bunun ev sahibine maddi manevi sorumluluğu bulunmamaktadır. Yani kiracı ev sahibi bu kiracı bu kişi benim evimde şu tarihle şu tarihler arasında kalmaktadır diye bir adres bildirim kağıdı gibi düşünebiliriz. Bu 3 evrağı götürdüğümüz takdirde 90 günlük vize uzatımı gerçekleştirmektedir. Fakat bu vize Yunan vizesi uzatılmıyor da yeniden Alman Schengen vizesi olarak verilmekte. İşlerini halledilene kadar bu vizeyle Almanya'da kalabilmektesiniz. Ama Almanya dışına çıkmak mümkün değildir. Dolayısıyla bu vizeyle de Almanya'da 3 ay daha kalabilmektesiniz. 90 gün bitimine yakın yani size derler ki bana bize CV'nizi ve CV ile birlikte business plan dediğiniz iş planınızı getirir misiniz diye talepte bulunacaklar. O 90 günlük süre durmadan eğer vizenizi ikametgaha oturuma dönüştürmek istiyorsanız 90 günlük sürede olmadan iş planı yazarak CV'nizi de Almanca'ya tercüme ederek götürür.